Arkadaşlar eğer ki oğul yakalamak istiyorsanız aralığınızda mutlaka şu şekilde önceden hazırlanmış boş bir kovan olmalı ve kovanın içerisinde de şu şekilde hazır çıtalar olmalı. Hepsi boş şu anda. Bir iki tane arının olduğuna bakmayın. Diğer kovanlardan geldi onlar. Boş çıtaları kovanı temizleyip içine koyduktan sonra ağzını da şu şekilde açarsanız bu şekilde beklerken eğer ki tabiatta veya sizin kendi aralığınızda oğul vermiş bir koloni olursa o koloninin gelip buraya girme ihtimali var. Bu ihtimali yükseltmek için şu şekilde bir oğul yakalama spreyi veya parfümü de kullanabilirsiniz. Hemen ben şimdi sıkayım. Kovanın içine çıtaların üzerine ve şu girişe oğul yakalama parfümü sıkarsanız ihtimali arttırırsınız. İster aralığınızda kendi arınızın oğulunu yakalamak isterseniz, isterseniz de başka arıcıların diyelim arılarının oğullarını yakalamak isterseniz bu uygulamayı yapabilirsiniz. Kendi arınız olmasa bile bahçenize bir tane kovan alın, içine birkaç tane böyle çıta hazırda tutun ve şöyle bir arı parfümü oğul yakalama spreyi sıkın üzerine. Allah'ın izniyle Nisan-Mayıs aylarında arıların oğula gitme dönemlerinde başarıya ulaşma ihtimaliniz yükselir. Oğul yakalama zamanları Nisan ve Mayıs aylarıdır. Mart ayının 15'i ile Haziran ayının 15'i arasında oğul yakalama ihtimaliniz vardır. Siz de böyle boş bir kovan bulundurursanız uygun bir konumda, uygun bir şekilde tabiata çıkıp uygun yer arayışında olan arı oğullarının bu kovanın içerisine gelip girme ihtimali vardır. Ben arkadaşlar şu kovanımı aynı şekilde bunun gibi hazır edip bekledim. Yaklaşık 2 veya 3 hafta içerisinde içine bir oğul girdi. Hem de benim aralığımdan değil başka bir yerden gelip girdiler. Yine şu ilerideki kovanıma da aynı şekilde bir oğul girdi. Siz de bu yöntemi denerseniz arı oğulunu gidip tabiattan arayıp bulma veya işte oğul vermiş bir arıyı gidip işte daldan, çalıdan alıp o kovana aktarmaya çalışmak yerine bu şekilde hazır kıta beklerseniz oğul gelir, kovanın içine girer, sizi de hiç zahmete sokmaz.